Bu videoda termodinamik ve kinetikten bahsetmek istiyorum. Kimyasal tepkimeler konusunda bu iki kavramı öğrenirken öğretmenimizin A'dan B'ye giden bu kimyasal tepkime kinetik olarak elverişli dolayısıyla devam etmeli dediğini hatırlıyorum. Öğretmenimiz böyle dememiştik. Biraz böyle konuşan biri değildi ama e, ben biraz abarttım galiba. Bir sonraki sefer aynı derse gittiğimde ise Şöyle demişti öğretmen. A'dan B'ye giden bu kimyasal tepkime termodinamik olarak elverişli dolayısıyla devam etmeli diye bir cümle kurmuştu daha doğrusu öğretmen. A aynı öğretmen değil o derse bedenci girmişti. Neyse arkadaşlar şaka bir yana bu iki cümleyi size bu videoda açıklamaya çalışacağım. Yani kimyasal tepkime niye kinetik olarak elverişli niye termodinamik olarak elverişli ve devam etmeli? Tamam. Termodinamik ve kinetik olarak ya da sadece birisi açısından elverişli tepkimenin ne anlama geldiğini beraber şimdi bu video ile anlayacağız. Konuyu anlatmaya başlamadan önce sizin için iki farklı senaryo çizdim. Burada ileri tepkime durumunda meydana gelen serbest enerji değişimini sol kısımda, ters tepkimeyi ise sağ kısımda göreceğiz. Fakat buna tam olarak geçmeden eksenlerimize isim verelim istiyorum. Her iki durumdaki y eksenimizde jul biriminden serbest enerji ölçülecek x ekseninde ise tepkime koordinatı denen somut bir boyut olacak. Bu da bir tepkimenin ilerleme sürecini gözlemlememizi sağlıyor. İleri tepkimeyi bu turkuaz renginde çizeceğim. Ters tepkimeyi de pembe ile göstereceğim. Hadi ileri tepkimeyle başlayalım. İleri tepkimenin delta G değeri negatif olsun. Hatırlarsanız bu tepkimenin spontan olduğu yani kendiliğinden gerçekleştiğini bize anlatıyordu görsel olarak ise tepkimeye giren maddelerin ürünlerden daha yüksek serbest enerji ile başladığını gösteriyordu. Buradaki ters tepkime, ileri tepkime ile aynı delta G büyüklüğüne sahip. Yani serbest enerji değişimi aynı sayısal değerde olacak. Fakat tepkime ters yönde gittiği için tabii ki delta G'nin işareti pozitif olacak. Görsel olarak ise tepkimeye giren maddemizin yani B'nin, ürünümüze yani A'ya kıyasla daha düşük serbest enerjide başladığını söyleyebiliriz. Bu serbest enerji şemasını çizerek şimdiye kadar sadece termodinamikten bahsetmiş olduk. Ancak tepkimeye giren maddelerin ürünlere dönüşmesi için bir kinetik enerji bariyerinin de olduğu ve tepkime kendiliğinden gerçekleşse de gerçekleşmese de bu bariyerin orada bulunduğu gerçeği var. Bu kinetik enerji bariyerine serbest aktivasyon enerjisi ya da yalnızca aktivasyon enerjisi diyoruz. Parantez içinde E'nin altında A şeklinde yazıyorum. Yani aktivasyon enerjisi. Delta G'nin tabii ki termodinamiği gösterdiğini unutmayalım. Bunu söyledikten sonra şimdi de kinetik enerji bariyerini grafiklerimize ekleyelim. Bunu da aktivasyon enerjisinin tepkimeler süresince yüksek enerjili, kısa ömürlü ara ürünü oluşturmak için gerekli olan enerji miktarı olduğunu anlayarak yapabiliriz. Başka bir deyişle, A'nın B'ye dönüştüğünü varsaydığımız tepkime bir geçiş haliyle yani çok uzun süre dayanmayacak olan yüksek enerjili bir kimyasal ürünle ilerliyor. Fakat bu ürün A'nın B'ye dönüşmesinde ve tam tersi durumda oldukça önemli bir rol oynuyor. Grafiklerimizde tepkimeye girenlerle ürünler arasında bir ara ürün olduğunu ve bunun enerjisinin diğer her şeyden çok daha fazla olduğunu belirtebiliriz. Daha sonra devam edip noktaları birleştirebiliriz. Sarı yıldızda gösterdiğim yüksek enerjili ara ürünümüzü de içeren, tepkimeye giren maddelerden ürünlere doğru giden bir çizgi çiziyorum. Bu, bize hem aktivasyon enerjisini gösteriyor, hem de serbest enerjideki değişimi görmemizi sağlıyor. Hatta gelin şimdi bunları adlandıralım. Sol kısımda serbest enerjideki değişimi, yani tepkimeye giren maddelerle ürünleri kıyaslamamızı sağlayan değişimi, yeşil ile gösteriyorum. Bu arada yukarı çıkan küçük tepeciği görmezden geliyoruz. Evet, iki nokta arasındaki değişimi gösterdiğimiz e, çizgimiz bu. Aynısını sağ kısım için de yapıyorum. Tepkimenin başlangıç ve bitiş noktalarını birleştiriyorum. Her iki durumda da bu yeşil çizgiler delta G değerini, değerlerini ifade ediyor. Başka bir renkle mesela bu sefer de kırmızı olsun. Aktivasyon enerjisini göstereceğim. Bildiğiniz gibi aktivasyon enerjisi yüksek enerjili ara ürünüyle tepkimeye giren maddeler arasındaki enerji değişimini göz önünde bulunduruyor. Soldaki durumda bu değişim kırmızıyla gösteriliyor. Sağda ise ara ürünle tepkimeye giren maddeler arasında değişim biraz daha uzun. Onu da şu şekilde gösteriyoruz. Evet, aktivasyon enerjisi göz önünde bulundurmamız gereken önemli bir nicelik. Çünkü moleküllerin tepkimeye girebilmesi için bu aktivasyon enerji bariyeriyle başa çıkacak düzeyde enerjiye sahip olmaları gerekir. Kendiliğinden gerçekleşen tepkime durumunda ben bu enerjiyi topun yokuş aşağı inmesini başlatmak için gereken enerji olarak düşünüyorum. Yerçekiminin topu yokuş aşağı iteceğini biliyoruz. Tıpkı negatif delta G değeri gibi tepkimenin termodinamik açıdan fazlaca elverişli olduğunu belirtiyor. Fakat tepkimenin meydana gelebilmesi için topu bazen itmek gerekir. Yani yolun devamına erişmeden önce alması gereken küçük bir yardım gibi. Kendiliğinden gerçekleşmeyen tepkimeler için de temel fikir esasen aynı. Hala bir miktar aktivasyon enerjisine ihtiyaç var. Fakat ek olarak bir enerji girişi olması gerektiği için bunu bir topu yokuş aşağı yerine yokuş yukarı hareket ettirmek olarak düşünebiliriz. Genel olarak fikir şu. Bu serbest enerji değişimi ne kadar düşük olursa bir tepkime o kadar hızlı gerçekleşir. Unutmayın, daha hızlı diyorum yani kinetikten, tepkimenin hızından bahsediyorum. Bunu yazalım. Aktivasyon enerjisi ne kadar az olursa tepkime o kadar hızlı olur. Özellikle biyokimyada termodinamik ve kinetik terimlerin ayırmak önemli. Bunları grafiklerimizde delta G'nin aktivasyon enerjisiyle beraber değişimi olarak gösterdik. Vücudumuzda gerçekleşen birçok biyokimyasal tepkime çok yüksek aktivasyon enerjisine sahip olduğu için termodinamik olarak elverişli olsa da kinetik olarak elverişli değildir. İşte bu yüzden vücudumuzda tepkimelerin aktivasyon enerjisini azaltan enzimler vardır. Buraya noktalı beyaz çizgi çizdim. Bu çizgi biraz daha düşük seviyede. Bir enzim ortamda bulunduğunda bariyerin yüksekliği azalıyor. Yükseklik azalınca ise tepkime daha hızlı gerçekleşiyor. Kimya öğretmenimin ders anlatırken sürekli yaptığı bir benzetme vardı. Bu benzetme sayesinde bir tepkimenin olup olmaması durumunda termodinamik ve kinetik arasındaki etkileşimi anlayabilmiştim. Şimdi biraz aşağı inip bu benzetmeden bahsedelim bence tüm bu işlediklerimizi düşünmenin eğlenceli bir yolu. Diyelim ki bir tanışma sitesine kaydoldunuz çünkü ruh eşinizi bulmak istiyorsunuz. Bu site size ruh eşinizin dünyanın öbür ucunda olduğunu söylüyor. Site tüm algoritmaları kullanarak size en uygun kişiyi buluyor. Bu eşleşme kimyasal bir denklem olsaydı çok çok negatif bir delta G değerinin olduğunu söylerdik. Çünkü spontane bir şekilde kendi kendinize hemen birini hemen birbirinizi böyle bulmuş oldunuz. Fakat bulduğunuz ta dünyanın öbür ucunda yaşıyor değil mi? Kimya dilinde bunu kinetik olarak sınırlı e, olmanızla ifade edebiliriz. Yani dünyanın öbür ucuna ruh eşinizi bulmak için gidecek imkanınız yok. Ancak aynı zamanda bu durumda çok yüksek bir aktivasyon enerjinizin olduğunu da söyleyebiliriz. Bu örnekten bir tepkimenin ilerleyip ilerleyemeyeceğini yalnızca ne kinetin ne de termodinamiğin bize söyleyemeyeceği sonucunu çıkarıyoruz. Her ikisini de dikkate almak lazım. Bunun özellikle biyokimyadaki uygulamalarından biri ise enzimlerin bir tepkimenin enerji aktivasyonunu azaltmasıyla ilgili. Aslına bakarsanız enzimleri ışıkları yakmak için kullandığımız birer anahtar gibi düşünebiliriz. Bir tepkimenin ilerleyip ilerleyemeyeceğini düzenleyebilirler. Fakat ışık açma anahtarlarının çalışabilmesi için baştan ampulün çalışıyor olması gerekir. Burada çalışan ampulü ifade eden metafor bir tepkimenin negatif delta G olduğunu söylemektir veya ampul çalışmıyorsa delta G değerinin pozitif olduğunu söyleyebilirdik. Bu durumda tepkimenin gerçekleşmesi için yeni bir batarya yani enerji gerekir.